Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, yeni bir programla birlikteyiz. Muhterem hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile bir saat boyunca bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve siz kıymetli izleyicilerimiz, yurt içi ve yurt dışından programımıza katılım sağlayarak sorularınızla programa yön vereceksiniz ve muhterem hocamız da inşallah bilmediklerimizi bizlere öğretecek veya yanlış bildiğimiz doğrular varsa bunların da doğrusunu öğrenmiş olacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah izleyicilerimizin mail, Facebook ve yine Twitter üzerinden sorduğu sualler var. Canlı yayına katılıp soracakları suallerle program şekil bulacak. Bismillah diyelim. Değerli izleyicilerimiz, programımıza 0312 alan koduyla 347-2517, 347-2577 ve 347-2578 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Veya sorularınızı bizlere diyanetesoralım@diyanet.gov.tr mail adresinden, Twitter, Facebook /diyanetesoralım adreslerinden de ulaştırabilirsiniz. Efendim, ilk sualle birlikteliğimize başlamadan Ankara'ya merhaba diyelim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar Ankara'dan değerli izleyicimiz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sizlere de efendim. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Hocamıza benim bir sualim olacaktı. Biz bir yıllık yeni bir evli çiftiz. Ev alma düşüncesiyle para biriktirmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda düğünde takılan altınlardan veya biriktirdiğimiz paradan zekat vermemiz gerekiyor mu? Bunu soracağım. Bir de Allah bağışlarsa küçük bir çocuğumuz var. O konuyla ilgili bir sorum olacak. Emzikliyim şu anda. Bayanların bazen ara kanamaları oluyor, ara dönemleri. Lohusalık dönemin bitti ama bu özür kanaması yerine geçer mi? Gusül abdesti gerekiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Peki, muhterem hocamıza soralım. Yuvanıza huzur, evladınıza hayırlı ömürler diliyoruz inşallah. Allah razı olsun. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. İyi evet, akşamlar. Muhterem hocam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir yıllık evliler, altınları var düğünden kalma. Para biriktiriyorlar ev almak için. Şimdi borçlanmış değiller. Bir taahhüt altına da girmiş değiller. Doğru. Paraları var. Şimdi birlik olduğuna göre altınlar da herhalde düğünde takılmıştır. Üzerine bir sene geçmiş o altınların. O altınların miktarı eğer 80.18 gram altına grama tekabül ediyorsa veya daha fazlaysa. Bu ara başka da para da biriktirmişler. Bunun tamamının birlik zekatını verecekler. %2,5'unu. %2,5. Mesela diyelim ki 100 gram altınları var. Doğru. Bu ara işte 30 bin lira da para biriktirmişler. 100 gram altın, işte 2,5 gramını, 30 bin lira da işte %2,5'unu zekat olarak verecekler. Bunu, parayı ev almak için biriktirmeleri, zekatın o paradan gerekli olmasına engel değil. Ancak borçlanırlarsa. Borçlanmış olsalardı. O zaman durum değişecekti. Peki. Bu bir. İkincisi, lohusalık dönemi bitmiş, ara sıra kanama oluyor. Bu özür müdür? Şimdi tabii bu adet, yani lohusalık çocuğu emzirse bile... Yani emzikliyim çocuk dedi. Çocuğu emzirse bile kadınlar adet olabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Yani çocuğun emiyor olması onların adet görmemesi için bir sebep teşkil etmiyor %100. Yani şunu diyeyim, emziren bir hanımefendi de adet görebilir bildiğim kadarıyla. Şimdi böyle olunca şuna bakacak. Bir, o kanama kaç gün devam ediyor? Eğer 3 günden az ise o özür kanıdır. Yani diyelim ki bir kanama olmuş, bir gün, ikinci gün olmamış bir daha. O özürdür. Ama 3 gün ile 10 gün arasında geliyorsa bu adet. Bu adettir. Peki. Yani burada onun bakacağı şey şu. Bir de renginden falan da anlıyorlar genelde hanımlar bu işi. Yani 3 günden az değilse, azsa özürdür. Eğer 3 günle 10 gün arasındaysa adettir. Bir de kendi önceki adetiyle acaba şey yapıyor mu, örtüşüyor mu zaman olarak ona da bakabilir. Ama diyelim 15 gün, 20 gün geliyor. O zaman 10 günü adet, diğeri özürdür. Peki efendim. Bu evladıyla ilgili yani zekattan bir şey yok, yok zaten. Yok yok yok. Evladıyla ilgili evlat tabii. Kendi bir zekat zaten. Estağfurullah. Değil mi o yuvanın... yuvanın o bir şey. Yuvanın en güzel meyvesi. Peki, Allah hayırlı ömürler versin. Şahin Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, hayırlı günler efendim. Buyurunuz. Kocaeli'ye evet. Selamlar, Şahin arıyoruz. Buyurun efendim. Ben de hürmet ve saygılarımı gönderiyorum. Sağ herkinize de sağ olun, efendim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
Efendim benim birkaç tane sorum olacak. Hemen zamanınızı almadan. Deniz suyuyla abdest alınır mı? Birinci sorum. Evet. İkinci sorum. Abdestliyken mesli çıkarıp tekrar abdest bozulmadan mesk giyilebilir mi? Peki. Üçüncü sorun, teravih namazı sadece yatsı namazından sonra mı kılınır, yoksa da başka zamanda kılınabilir mi? Peki efendim. Bu üç soruyu size soracağım. Saygılar, hürmetler, hayırlar yol arkadaşınız olsun. Allah razı olsun. Sizlerin de efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kocaeli'ye selamlar. Efendim, Sayın Aröz. Allah razı olsun duası için. Allah kabul etsin. Deniz suyuyla abdest alınır mı? Alınır. Yani su, tabi bu detaya girmeye gerek yok. Mutlak su dediğimiz şeyler. Yani başına eklerken, işte asma suyu, gül suyu, üzüm suyu falan gibi başına bir şey eklemiyorsak, gül suyu gibi. Bunlarla abdest alınmaz. Ama su dediğimiz zaman, temizse eğer o su, onunla abdest alınır. Yani bir nehir, akan bir ırmak. Irmak da olabilir, deniz de olabilir, kaynak da olabilir, evet. Çeşme de olabilir, fark etmez. Burada önemli olan şey suyun temiz olmasıdır. Peki temiz ne zaman olmaz su? Renk, tat ve kokusu değişmiyor, değişmişse o zaman pis olur. Rengi, tadı, kokusu değişmiyorsa ve tabii büyük sular var, Havz-ı Kebir dediğimiz. Evet. Onlar içine bir necaset bulaşsa göl gibi mesela bir göl düşünün. Onunla zarar olmaz. Şimdi denize tabii bazı lahımlar falan da dökülüyor. Tam onun döküldüğü yerde dikkat edersek o şey bozuktur onun rengi. Bir bölüm oluşuyor zaten. Evet. Oralarda alınmaz. Doğru. Ama bu rengin değişmediği, denizi suyun renginin, kokusunun ulaşmadığı, tadının değişmediği yerlerde abdest alınabilir. Peygamber Efendimiz suyu temiz, ölüsü helaldir buyurmuş deniz suyuyla ilgili olarak. Peki. Deniz suyuyla abdest alınabilir. Alınabilir, gusül yapılabilir. Peki efendim. Bir mesi abdestliyken giydik, şimdi, sonra çıkardık. Şimdi eğer ilk abdest, ilk giydiğindeki abdesti ise eğer. İlk peki. Giydiğindeki. Yani sabahleyin sabah namazını kılmış, abdestli, mesli giymiş. Tamam. Ondan sonra abdesti bozmadan çıkarmış. Tekrar giyebilir. Abdesti bozacak herhangi bir halde yapmadı. Abdesti bozmadan diyor. Tamam, doğru. Abdesti bozulmamış. Giyebilir. Ama eğer sonraki ise, mesela diyelim ki ilk abdesti giydiği abdesti bozmuş. Evet. Sonra tekrar abdest almış namaz için, öğle namazı için farz edelim, abdest almış. Çıkarmış abdestliyken. Şimdi mest bozuldu. O ya yeniden abdest alarak mesti giyecek veya en azından ayağını tekrar yıkayarak mestini giyecektir. Yani burada ilk mesti giydiği abdest ile sonraki abdestlerin durumu farklı. Peki. İlk mesti giydiği abdest ise mesli çıkarması halinde bozulmaz, abdesti de bozulmaz, mesli de bozulmaz, giyebilir. Ama daha sonraki bir abdest ise ayağından mes çıktığı zaman o mes bozulur. Peki. Abdesti bozulmamışsa ayağını çıkayıp yıkayıp girebilir ama en iyisi de tekrar abdest alıp böyle giymesidir. Peki efendim. Yatsı namazından sonra mı teravih? Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Zamanı bu mudur? Yani yatsı namazından sonraki vakittir onun. Peki. Ama diyelim ki bazı mezheplerde daha geç kılınabiliyor arada. Yani yatsı namazından hemen sonra değil de daha sonraki bir zamanda da kılınabilir. Ama yatsı namazından önce kılınamaz. Peki efendim. Ağrı'ya uzanıyoruz muhterem hocam. Recep Çivci hattımızda. İyi akşamlar Recep Bey. Ağrı'daki tüm izleyicilerimizi selamlıyoruz. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Aleyküm selam efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hocama sorum olacaktı da. Buyurunuz Recep Bey. Muhterem Ağrı'da hocam bir şey soruyordu efendim. Recep Bey. Buyurun efendim. Ağrı'da iftar oldu mu diye soracaktım. Hayır hocam daha var. Şu an var yani hocam. Peki. Buyurun efendim. Tam 1,5 saat var yani hocam. Hocam ben burada İmam Hatip olarak çalışıyorum da Ağrı'da. Evet. Hocam ben batıdan geldim yani buraya göreve. Burada hocam yani Şafii'ye göre 1 saat 10 dakika sonra yani akşam namazından sonra teravih namazının vakti giriyormuş yani yatsı namazının vakti. Burada da özellikle cemaatimiz işte hocam yani 1 saat 10 dakika geçtikten sonra yatsı namazına başlayalım yine söylentide bulunuyorlar. Ben de işte Hanefiyim kendim ama cemaatim Şafii'yim. Yani 1 saat 10 dakika sonra kıldırmaya başlasam olur mu olmaz mı diyecektim. Kendim de Hanefiyim ama cemaatim Şafii'yim. Ama normalde 9.30'da kılınmam gerekirken 9'da başlamam gerekiyor yani burada. Anladım. Peki muhterem hocamıza bunu soralım. Başka bir sual var mı? Oldu hocam tamam. Allah hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet, evet muhterem şimdi, hocam. Yatsı namazının vaktiyle ilgili iki görüş var. Şimdi güneş battığı zaman güneşin battığı istikamette bir kızıllık olur.
Ona şafak diyoruz. Kırmızı şafak. Evet. Şafak-ı Ahmer fıkıhtaki adı. Sonra o kırmızılık kaybolur. Bir beyazlık çıkar. Evet. Buna da şafak-ı ebyat denilir. Beyaz şafak. Sonra da o beyazlık kaybolur. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre yatsı namazının vakti o beyazlık kaybolduktan sonradır. Ha, diğer mezheplere ve Hanefilerden, mesela İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, yanlış hatırlamıyorsam, onlara göre kırmızılık kaybolduğu zamandır. Yani o kırmızılık kaybolduğu zaman yatsı namazının gireceği görüşü sadece Şafilere ait değil. Hanefiler içerisinde de bu görüşte olan var. Mesela biz Hanefi olarak, Hanefiler olarak, eğer şafak, kırmızı şafak kaybolduktan sonra namazımızı kılarsak, yine Hanefi mezhebi içerisinde hareket etmiş oluruz. Evet. Ve bir sakınca olmaz. Dolayısıyla şimdi bu kardeşim, soruyu soran hoca efendi, eğer kırmızı şafak kaybolduktan sonra kılarsa, o kıldığı namaz Hanefi'ye göre de geçerli olur zaten. Hanefi'ye mezhebine de uygun olur. Ki bir de şu var, kendisi diyelim ki Hanefi'ye göre olmasa bile, oradaki cemaat Şafii. Onların da göre olduğuna göre kıldırabilir, sakıncası yok. Hatta ben şunu da tavsiye edeyim kendisine. İmam olarak elinden geldiğince Şafii mezhebine ait şeyleri uygulamaya çalışsın namazda. Abdest aldığında mesela. Abdestte de çalışsın, namaz kılarken mesela şimdi Fatiha suresi okuyacak. Doğru. Şimdi Şafii mezhebinde şeylerde, cehri namazlarda besmele açıktan çekilir. Fatiha'ya başlamadan Bismillahirrahmanirrahim diye açıktan çeksin. Bu Şafii mezhebine göre gerekli, Hanefi mezhebine göre zararsız. Olsa da olur. Ha, zararsız. Yani dolayısıyla ki o cemaat de imamlarına güvensin. Yani cemaatin aklına şu gelmesin. Ya biz bu adamın arkasında namaz kılıyoruz ama oluyor mu olmuyor mu acaba? Şuna yapmıyor, buna dikkat etmiyor demesin cemaat. Peki. Her ne kadar Hanefi mezhebinin müntesibi olsa da İmam Efendi, cemaatinin tabiği olarak bu noktada cemaati, Şafii mezhebinin... Cemaatin özellikle kendi mezhebinde farz bildiği şeyleri falan yapsın. Onun zararı olmaz Hanefi mezhebine. Buna dikkat etsin yani. Evet. Peki efendim. Yani o zaman toparlayalım. Hay hay. Yani bu 1 saat 10 dakika geçen namaz kılıyorlarmış. Eğer kırmızı şafak kaybolmuş ise o zaman caizdir. Peki. Nitekim Güneydoğu'da genelde bu esas alınıyor. Yani bizim Diyanet takvimindeki yatsı namazı vakti değil de daha çok kırmızı şafağın kaybolması esas alınıyor. Çünkü o mezhebe göre buna o zaman giriliyor. O zaman. Ha, ama Şafii mezhebine göre de eğer beyaz şafak kaybolduktan sonra kılınsa bir zararı olmaz. Hatta şöyle bir tavsiyesi vardır bazı imamların. Akşam namazını kırmızı şafak kaybolmadan önce kılmak. İhtiyaten. Yani her ne kadar İmam Ebu Hanife'ye göre beyaz şafak kayboluncaya kadar akşam namazı kılınabiliyor ise de diğer içtihatları dikkate alarak kırmızı şafak kaybolmadan önce akşamı kılmak. Yani 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika geçince. Evet. Yatsı ise beyazdan sonra kılmak. Yani daha sonra, 1,5 saat sonra falan kılmak daha faziletli kabul edilir ihtiyaten. Ama yok öyle olmadı. Yani Şafii mezhebi mensupları kırmızı şafak kaybolunca kıldı. Hanefiler beyaz şafak kaybolunca kıldı. Bunun da sakıncası olmaz. Peki efendim. Ankara'ya dönüyoruz. Mehmet Ali Gözüpek hattımızda. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Ankara'ya selamlar efendim. Selamlar hocam. Buyurunuz. Mehmet Ali Bey buyurun efendim. Duyuyoruz sizi. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Efendim hocam ben Musala kardeşim. Buyurun efendim. Hocam benim sorum. Buyurun. Telefondan sizi duyabiliyoruz. Çok evet, sağlıklı hocam, Mehmet Ali Bey. Hocam ben sorumu soracağım. Buyurun sorunuzu alayım efendim. Ben şeker hastasıyım. Evet Allah şifa versin. Daha önce hep kullanıyordum. Fakat şimdi insüline başladım. Evet. Yalnız kendimi şu anda iyi hissediyorum. Oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Peki, insülin kullanıyoruz. Aynı zamanda da oruç tutabilir miyiz? Muhterem evet. Hocamıza da soralım. Afiyet, sıhhat diliyoruz size. İğne oluyorsun değil mi? Evet hocam, hayırlı akşamlar. Peki, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar efendim. Şimdi evet, önce şunu söyleyeyim. İnsülin iğnesi orucu bozmaz diyoruz. Yani bu bizim Din İşleri Yüksek Kurulu 2005 yılında doktorlarla falan görüşerek, istişare ederek bu sağlıkla ilgili konularda bir takım kararlar alıyor. Tabii bu kararlar sonuçta dinimizin orucu bozan şeylerle ilgili kriterler dikkate alınarak. Evet. Mesela şimdi oruç genelde nedir? Mideye ulaşan şeylerden dolayı bozuluyor. Evet efendim. İnsülin adaleye, karına yapılan bir iğne veya diğer tedavi için yapılan iğneler o
mideye ulaşmadığı için orucu bozmaz. Hatta bizim eski kitaplarımıza baktığımız zaman, mesela Ahmet Hamdi Akşakir Rahmetli'nin İslam Dini diye bir kitabı var. Onda işte bu konuda iki görüş var. İhtiyaten işte mümkünse şeyden sonra, akşamdan sonra, İftardan sonra yaptırması şeklinde yazıyor idi. Yani iki görüş olduğu orada da geçiyor. Tabii iğne yoktu eskiden de. İşte vücuda batan ok vesaire. Şimdi insülin orucu bozmuyor. Dolayısıyla insülin yaptırabilir. Ha, beyefendi ötekisi, iyi hissediyormuş kendini. Ötekisi. Peki. Eğer orucu tutabiliyorsa, hastalığı artmayacaksa tabii tutsun. Tutmalı da zaten. Evet. Yani şunu yapmasın. İnsülin kullanacağım diye tutmamazlık etmesin. Peki. İnsülin eğer, orucu bozmuyor. Peki. Ha, eğer kendisi dayanabiliyorsa, katlanabiliyorsa bazı şeker hastaları var ki çok su içmesi gerekiyor. Doğru efendim. Veya sık yemek yemesi gerekiyor. O durumlar yoksa, yemediği takdirde, içmediği takdirde komaya giriyor mesela. Ha, o zaman tutmayabilir. Tutmayabilir ama yok, böyle bir durum yoksa tutabilir, insülin kullanabilir. Ha, şunu da söyleyelim. Diyelim tuttu. Ama çok zor bir durumda kaldı. Şeker düştü. Ne yapacak şimdi? Şeker alması lazım. Bu şeker hastalarına bu da oluyormuş. Doğru. Ha, o zaman ne yapar? Orucunu bozar. Şekeri alır ağzına. Sonra bir gün kaza eder. Peki efendim, Kayseri'ye uzanıyoruz. Nihat Kılıç hattımızda. Sayın Kılıç, hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Teşekkür ederim hocam. Saygılar sunarım hocamla. Özellikle geçen ekranda gördüm hocam. Ben şu anda yaylada kalıyorum. Evet. Evet. En yakın bir yerim dahi bana uzak. Ben orucu tutamıyorum hocam. Peki yaylada daha iyi oruç tutulur? Sayın hocam, ellerinizden öperim. Şimdi benim demek istediğim şu hocam, ben çadırda kalıyorum. Yalnız tek başımayım. Arılarla beraberiz. Yani arılara sıcak anda bakıyoruz. Zaten arıcılığın işlemi sıcak havada devamlı ilgilenmek gerekiyor. Bu yüzden ben orucu tutmakta çok zorlanıyorum hocam. Bunun ben kefaletini Kur'an kursundaki çocuklara yardımda bulunsam, orucumun kefaletini acaba ne derece doğru veya yanlış olur? Bu konuda bilgi almak istiyorum hocam. Aydınlatırsan çok memnun olurum. Tamam. Peki efendim. İyi akşamlar. Kayseri'ye selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun Nihat Bey. Hocam. Buyurunuz muhterem. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Oruç tutmamayı mübah kılan özürler içerisinde tabii hastalık var. Yaşlılık var. Çok ağır işlerde çalışma var. Evet. Yani bu yolculuk var, adetli olma var, lohusa olma var, emzikli olma var, hamile olma var hanımlarla ilgili olarak. Şimdi bu soruyu soran kardeşimizin sorusunda yaylada kalıyor, arıya bakıyor. Bu ağır iş sayılır mı? Yani eğer sağlığı yerinde ise bana göre orucun tutması gerekir. Onu söyleyeyim bir defa. Çünkü yani ağır iş nedir? Adam akşama kadar dökümde çalışıyor. Fırının karşısında çalışıyor. Fırının karşısında ateş. Çalışıyor. Yaz günü. İnşaatta çalışıyor bir şekilde. İnşaatta çalışanlar falan tutuyor tutmak isteyenler. Elhamdülillah tutuyor da yani evet. Belki güneş altında. Kömür ocağında çalışıyor, taş doğru. Ocağında çalışıyor vesaire. Hatta bakın bizim köylerimizde, memleketimizde şimdi hasat mevsimi. Doğru. Tarlalarda yani insanlar orakla, var. Tırpanla çalışan bir sürü insanlar var. Ha, onlar da ağır iş. Yani bu arıya bakma işi bana göre kanaatimce bir defa oruç tutmak için bir mazeret değil. Ama o kendi bileceği iş. Ha, şimdi ne yapacaktır bu? Tutamadı. Öncelikli olarak kaza edecektir. Onun iş görevi odur. Fide vermek değildir şimdi. Ne zaman fide verilir? Bir, yaşlı, geri gençleşme imkanı ihtimali yok. O fide verecektir asıl olarak. Bir de şimdi zamanımızda kronik hastalıkları ona dahil ediyoruz. Onun dışında benim işim ağır, oruç tutamadım, fide vereyim. Yok. Kışın tut. Kaza edecek, görevi bu. Ha, efendim ben para vermek istiyorum. Yani kabul edecek olan Allah diyebilir. Ama bize göre oruç tutacak. Bizim bildiğimize göre. Peki. Ha, diyelim ki para vermek istiyor. O zaman Kur'an kursundaki öğrenciler fakirseler eğer, onlara verebilir. Bir yerden bahsetmişti, evet efendim. Peki. Fakirseler, o fakir çocuklara verebilir. Ama ergenlik çağını geçmiş olan. Ancak bu orucuna kefaret olarak değil. Yani buradan hocamın sözünü çok iyi anlamak lazım. Ben bu yani fidye. Peki. Ben fidye vereceğim diyor. Fidye verecekse normalde dediğim gibi bir, zamanında tutmalı. İki, kaza etmeli. Bütün bunun kişiye gücü yetmiyorsa o zaman fidye yönüne gidilir. Evet. O zaman da yoksullara verilir. Bu Kur'an kursu öğrencisi de olur. Ortaokul öğrencisi de olur. Lise öğrencisi de olur. Ha bunu da ayıralım bakın. Şimdi şöyle bir şey var halkımızda. Düşünce.
Efendim zekat, fitre, işte şey, kefare, fidye, Kur'an kursu öğrencisine verilir. Hayır efendim, fakire verilir. O fakir lise öğrencisi de olabilir. Üniversite öğrencisi de olabilir. Doktora da yapıyor olabilir. Doktora yapıyor olabilir. Efendim sanat okulu öğrencisi olabilir. İmam Hatip Lisesi öğrencisi olabilir. Kur'an kursu öğrencisi de olabilir. Yeter ki o şey olsun. Fidye, fitre, zekat alabilecek durumda olsun. Yani peki, nedir o? Aklı bali olmuş olacak, Müslüman olacak ve yoksul olacak. Peki. Hocam özellikle yani altını çizmenizi özellikle istedim ki, istirham ettim ki yani olabiliyor bazen, çünkü bazı şeyler bir cümleyle alınıp farklı yerlere maalesef servis edilebiliyor. Bir de hocam son günde tartışılan konulardan, daha doğrusu tartışmaya açılan konulardan bir tanesi ki her ne kadar itibar edilmese de yine de soralım. Su orucu bozar bozmaz meselesi maalesef bir gündeme gelmiş durumda. Son günlerde bir de bu çıktı başımıza. Buyurun. Hani derler ya, birisi bir kuyuya taş atar, 40 kişi çıkaramaz onu. Yaşa ki daha neler görürsün. Öyle bir şey. Aynen öyle. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de bu orucun başlama vaktiyle ilgili olarak Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesi var. Orada der ki Rabbimiz, estağfirullah, kulû veşrabû hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Yani fecirden, fecrin karanlığı ile aydınlığı birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için. Bunun anlamı nedir? Bu olduktan sonra yiyip içmeyin. Şu kadar yapabilirsin, şuraya kadar gidebilirsin, şuraya kadar alabilirsin dediğim zaman bunun ne anlarsın bundan? Sınır var. Sınır var. Ondan ötesini alamazsın. Doğru. Ondan ötesine gidemezsin. Burada diyor ki bakın, fecirden gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığı birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için. Yani ondan sonra yiyip içmeyin diyor. Ne içilir? Et mi içilir, ekmek mi içilir? Peki. Su içilir, süt içilir, sıvı içilir. Evet efendim. Yani bu o kadar açık, o kadar net bir şey ki. Bunu söyleyen niye dayanarak söyledi bilmiyorum. Şimdi daha çok bu farklı bir mezhebe mensup insan, doğru, bir alimin söylediği olarak medyada çıktı. Şimdi o mezhep ile veya o alimler ile bizim, yani ehl-i sünnet alimlerinin hadislerle ilgili görüş ayrılığı var. Niye? Çünkü onlar bizim hadis kaynaklarımızı kabul etmiyorlar. Ayrı bir şeyleri var. Ya kendilerine peki göre farklı kaynakları var. Peki. Yani bizim o kütüb-i site dediğimiz hadis kaynaklarını veya o bizim hadisini delil aldığımız bazı sahabilerin rivayetlerini onlar kabul etmiyorlar. Kendi inanışlarına göre. O ayrı bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok ki. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayrı düşündüğümüz bir taraf yok. Onlarla da aynı düşünüyoruz. Tabii onlar da Kur'an-ı Kerim'e aynen, doğru, bizim gibi tabii kabul ediyorlar. Ona hüküm kaynağı olarak kabul ediyorlar ve ayet bunu söylüyor açıkça. Şimdi bu ayet ortada dururken nasıl dedi onu bilemiyorum, şaşıyorum. Ha şunu, eğer maksadı o ise, efendim adam öyle bir hale gelmiş ki su içmese hasta olacak, bayılacak, ölecek. O zaten herkese göre öyle caizdir o durumdayken. Yani hocam aslında biraz düşününce, yani olur ya bir gazeteci veya başka bir yer sırf farklı bir servis olsun, dünyayı meşgul etsin diye çekmiş olabilir. Onu yapabilirler. Ben korktum. Peki. Bu insanlardan korkuyorum. Her şeyi her tarafa çekiyorum. Ama şu söylediğiniz güzel, yani öyle bir noktaya gelmiş de bunu söylemişse. Ya o zaman zaten, peki, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Onu. Allah muhafaza, yani hayat daha önemli. Hayat tabii önemli, daha önemli. O zaman açsa yiyebilir. Efendim susuzsa içebilir. Ama adam demin dedim işte şeker komasına girmiş, doğru, su içmesi lazım, içer, güne sonra kaza eder. Peki. Ama oruç bozmaz değil, oruç, peki, bozulur. Oruç bozulur. Her ne gerekçeyle içerse için oruç bozulur ama eğer hiç zorunluluk yokken içerse kefaret gerekir. Keyfi olarak keyfi bozarsa. Olarak. Ama yok bir mecburiyetten dolayı işte dediğim gibi hastalıktan, doğru, vesaire, o zaman kaza gerekir sadece. Peki efendim. Devam ediyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Muharrem Şahin attığımızda. İyi akşamlar Sayın Şahin. İstanbul'a selamlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurunuz. Size hocamıza saygılar sunuyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben yaklaşık 2,5-3 ay önce bypass, açık kalp ameliyatı oldum. Şu an çalışıyorum. Fakat göğsümde ameliyatın ağrısı var. Yani hastalıktan dolayı oluşan bir ağrı değil de ameliyatın vermiş olduğu bir ağrı var. Evet. Oruç tutup tutmamakta hocama danışmak istedim. Onun için öğrencisi rahatsız ettim. Peki bu gün içerisinde oruç tuttuğunuzda daha mı rahatsızlaşıyorsunuz?
Şimdi şöyle su içmeniz gerekiyor su yani. Su içtiğim zaman yani normal günü düşünüyorum. Ramazan ayında su içtiğim zaman çok rahatlıyorum. Yani peki. O zaman hiç hasta olmamış gibi bir hal içine giriyorum ama bu Ramazan dolayısıyla su içmenimden dolayı o göğsümdeki ameliyat ağrısı biraz daha fazlalaşıyor gibi sanki. Peki efendim, orucu tutuyorsunuz değil mi? Onu da muhterem hocama danışıyoruz. Tutuyorum vallahi, şükür olsun. Peki efendim, muhterem hocamıza soruyoruz, size şifa diliyoruz. Allah hayırlı şifalar nasip etsin. İstanbul'a teşekkür selamlar ediyorum, sayın şahin. Teşekkür ederim, iyi programlar. Sağ olun efendim. Evet muhterem hocam. Allah kabul etsin. Şimdi eğer bu dayanılmaz bir ağrı ise oruç tutmayabilir tabii. Yani su içmediği takdirde bu göğsündeki ağrı dayanılmaz. Kendisine çok büyük acı verecek veya ne bileyim tekrar hastalanacak bir şey ise o zaman tutmayabilir. Bunu ölçüsünü de kendisi bilir, bir de doktoru bilir. Peki. Yani bizim burada şeyimiz şudur, ölçümüz. Oruca dayanabilecek olan oruç tutacaktır. Ama yemediği, içmediği takdirde hastalığı iyileşmesi gecikecekse, hastalığı artacaksa, efendim dayanılmaz bir ağrı, acı hisseder hale gelirse tutmayabilir veya tutmuşsa bozabilir. Ha peki hastalığının artıp artmayacağını, tedavisinin gecikeceğini, ağrının şiddetini kim bilir? Kendisi, kendisi bilir ve doktoru bilir. Onun için o konuda bir doktoruna sormalı. Bir doktoruna sormalı, bir de kalbine danışmalı. Öz doktoruna bir de sormalı. Öz doktoruna. Yani. İstefti kalbek. Peki yani gönlüne danış, kalbine danış. İnsan bazen nefis şey yapıyor, bir kolayını bulmaya çalışıyor insana, bir çıkış yolu gösteriyor kendine göre de. Ama kalp tersini söyleyebiliyor. Onun için nefse değil de kalbe bakmak lazım. Peki Allah kabul etsin ama evet. Şu önemli herhalde. Yani çok çok dayanılmayacak bir duruma geldiğinde ki bu her insan için geçerli. Tutmuşsa bozabilir. Bu peki. Ameliyat olan için de söz konusu, olmayan için de söz konusu. Peki güne gün orada. Ha, yani susama konusuna gelince biz de susuyoruz yani. Hepimiz susuyoruz. Efendim Adıyaman'a selam ediyoruz. Adıyaman'daki izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı Ramazanlar efendim size de. Arkadaşlar alo. Sesi biraz daha alabilirsek. Evet. Buyurun efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun size de. Sağ olasın. Bir sorularım olacaktı. Kusura bakmayın, ben sizi şimdi rahatsız ediyorum da. Buyurun. Yeğenimi emzirdim ve nikahı diğer çocuklarıma düşer mi? Emzirdiğim çocuk diğer çocuklarıma nikah düşer mi? Onu soracaktım. Peki. Buyurun. Bir de akika kurbanı diye bir şey var mı? Hani çocuk doğduğu zaman kesilir ya kurbanı. Evet, kurban bayramında kesilir mi o? Peki soralım. Teşekkür ediyoruz. Peki bu yeğenlerin erkek kız olmasının önemi yok. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Başka bir sual yok. İyi akşamlar. Adıyaman'a selamlar. Saygılar efendim. Evet muhterem şimdi hocam. Şimdi yeğenini emzirmiş bu hanım kardeşim. Bu hanımefendinin bütün çocukları o Yemen çocuğa haram. Küçük olsun, büyük olsun, aynı anda emziği çocuk olsun fark etmiyor. Niye? Çünkü bunun çocukları o Emen çocuğun kardeşi oldular. Sadece Emen için. Sadece Emen. Ama Emen'in diğer kardeşlerinin, bu emziren hanımefendinin çocuklarıyla bir süt kardeşliği söz konusu değil. Anlaşıldı herhalde, anlaşılmıştır. Peki. Tekrar edeyim. Bu emziren kadının, hanımefendinin bütün çocukları emzirdiği çocuğa haramdır. Öz kardeşi. Yani o emzirdiği çocuk erkek ise kızları ona haram, kızsa erkek şey oğulları haramdır. Ama o emen çocuğun kardeşlerinin, emziren hanımın çocuklarıyla süt kardeşliği yoktur. Peki. Emzirmediği diğer yeğenleriyle hiçbir şekilde bir akrabalı süt akrabalı olmaz. Peki. Yani akrabadır da nikaha engel durumu yoktur. Peki efendim. Akika kurbanı diye bir şey var mı? Var. Kurban bayramında kesilir mi? Yani daha çok bu işte şey olarak, bu sünnet olarak, sünneti şeydir, müekkede de gayrimüekkede de. Şükür olsun diye kesilir. Şükür olsun diye çocuk doğduğu zaman. Genelde usul kestirenler açısından, işte haftasında işte saçı çocuğun sağ kesilir. Olsunlar. Efendim onun ağırlığınca gümüş tasadduk edilirmiş ve kurban kesilirmiş. Ama kesmemiş. Kurban bayramında da kesebilir. Ha hiç kesmeyebilir de. İlla kendini zorlamasına da gerek yok. Eğer maddi durumu hele elverişli değilse. Peki efendim. Hiç kesmesine de gerek yok. Çünkü öyle hal oluyor ki insan vacip kurbanı bile kesemeyebiliyor. Edirne'ye uzanıyoruz muhterem hocam. Edirne'ye selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Buyurunuz. Sizlere de. Efendim ben gerçi sorumun cevabını aldım sizin yayınlarınızı izleyerek ama... yine de sorumu sorayım. Ben geçen sene
bir hafta kadar orucumu tutamadım çünkü iğne olmak zorunda kaldım. Daha önceden iğnenin orucu bozduğunu söylediler. Evet. Fakat ben yani yine de tutmak istedim ama orucu bozduğu için tutamadım. Bir hafta 10 gün gitti. Daha sonra tabii kaza olacak ama Ramazan'ın güzelliğine benzemiyor. O an tutmaya benzemiyor hiçbir şey. Doğru. Neyse geçti yani sizden de öğrendim sonradan. Peki. Bir de şöyle bir şey var kafamı karıştıran. Şimdi adetli kadın namaz kılamaz, oruç tutabilir deniyor. Bu ne kadar doğru? İzlediğim yayınlardan bazılarında bunun olabileceğini, hani oruç tutulabileceğini söylüyorlar. Şu an kafam karışık. Ne yapmam gerekir sizce? Peki muhterem hocamıza... Çünkü orucu bozan haller belli deniyor. Hani yeme içme ve... Peki cinsel ilişki. Muhterem evet. Hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz efendim. Edirne'ye selamlar. Bu bir haftalık kaybı zaten telafi etmeye çalışıyorsunuz kazayla. Yani ama ona evet. Benzemiyor tabii. Hani peki. Anında tutmaya benzemiyor. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Edirne'ye selamlar. Evet muhterem hocam. Birinci soru zaten kendisi aslında de bir serzenişti yani. Yani kendisi söyleniyor. Doğru. Evet. Eğer iğne vitamin iğnesi değilse, gıda verici bir iğne, keyif verici bir iğne değilse orucu bozmuyor. Onu tekrarlamış olalım. Yalnız yani mutlak iğne değil. Gıda verici iğneler var, serumlar var mesela besliyor. O bozar. Veya vitamin iğneler var, vücuda dinçlik veriyor. Onlar bozar. Bu tedaviye yönelik olan iğnelerdir bunlar. Bozmayan odur. Onu açıklığa kavuşturalım. Bu adetli kadınların oruç tutma meselesi bunu söyleyenler var. Ve dediği gibi kardeşimizin kafaları karıştırıyorlar. Namaz kılamaz, oruç tutar veya namaz yani kılar, oruç tutar. Şöyle bakın, Kur'an-ı Kerim'de adetli hanımlarla ilgili olarak bir ayet-i kerime var. Diyor ki sana hayız halini soruyorlar. De ki o bir ezadır. Eziyettir. O bir ezadır. Ve adetliyken eşlerinizden uzak durun. Evet. Onlara yaklaşmayın. Yani onlara ilişkiye girmeyin. Ayet-i kerime bu. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de adetli olan kadınlar oruç tutamaz, namaz kılamaz diye bir şey de yok. Ama dinimizin her şeyi Kur'an'da her detayıyla açıklanmıyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti, hadisleri var. Bütün Müslümanların o günden bugüne uygulamaları var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde net olarak, açık olarak, Peygamberimizin eşlerinin haberlerinde, Peygamber Efendimiz bize Ramazan'da tutamadığımız oruçları kaza etmemizi emrederdi. Namazları ise kaza etmememizi söylerdi. Peki insan Ramazan'daki orucu niye kaza eder? Namazı, orucu niye geçirir? Adetliyken, yani ki onu söylüyorlar, bizim adetliyken tutamadığımız oruçları kaza etmemizi emrederdi. Ama kılamadığımız namazları kaza etmememizi söylerdi. Bu anlamda birçok hadis var. Doğru. Sonra bir de şu var, yani hep tekrarladığımız, tevatür-i ameli dediğimiz, yani Peygamber Efendimiz'den günümüze tüm dünyaca uygulanan bir genel bir uygulama, mütevatir hadistir. Yani ve o mütevatir hadiste de haram sabit olur, farz sabit olur. Şimdi bugün dünyanın her tarafında o günden bugüne kadınlar adetliyken oruç tutmuyorlar. Bunu nereden öğrendiler? Nereden öğrendiler? Yani filan zamandaki alim çıkardı. O çıkardıysa öteki niye söyledi? Doğru. Yani bütün İslam alimleri bunu böyle söylüyor. Bütün mezhepler, müçtehitler. Uygulana gelmiş. Yani Japonya'dan işte şeye kadar, Kaliforniya'ya kadar tüm dünyadaki Müslümanlar doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bunu böyle biliyor, böyle yapıyor. Bir yanlışın bu kadar yayılması mümkün mü? Mümkün değil. Yani o kadar insanın, alimin bunu anlamayıp da zamanımızdaki 3-5 kişinin anlaması sadece. Bu makul mü? Maalesef öyle diyorlar. Bunu anlamamışlar diyorlar. Peki senin doğru anladığını ne bilelim? Yani az kişinin yanlış yapması mı daha çok muhtemeldir? Çok kişinin yanlış yapması mı daha çok muhtemeldir? Evet. Ve herkesin. Yani bunlar maalesef kafa karıştırıcı. Bak bu dinleyen kardeşimizin kafasını karıştırmış. Yok kardeşim ya, itibar etme. Adetli bir hanım oruç tutamaz, namaz kılamaz. Namazını iade etmez. Namazını kaza etmez, orucunu kaza eder. Eğer iş Kur'an-ı Kerim'dekiyle kalıyor ise şayet, orada Kur'an-ı Kerim'de namaz kılamaz da demiyor ayet-i kerime. Onu da bir sünnetten, Peygamberimizin sünnetinden ve Müslümanların o günden bugüne uygulamasından anlıyoruz. Hatta şu vardır.
Bir hanım eğer adetli temizken oruca başlamışsa ve gün batmadan önce adet olmuşsa orucunu bozacaktır. Evet. Orucunu bozacaktır. Çünkü adetliyken oruç tutulmaz, tutamaz değil bakın. Bazı durumlarda kişi oruç tutmayabilir. Ama adetliyken oruç tutamaz. Tutmayabilir değil, tutamaz. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Hocam hemen buradayken soru gelmiş de yani onu da bağlayalım. Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görmeye başladı. Ne yapmalı? Bu orucunu bozar ama ondan sonra halk toplum içinde yemez içmez. Yani daha önce de gelmişti bu yani soru. Şimdi, mümkün önce, yani. Şimdi daha önce de geldi galiba. Doğru, değil mi? Evet. Yalnız o zaman sanki biraz yanlış anlaşılabilir. Orucunu yer dedik ama yemesi lazım demedik. Yemesi lazım. Yani orucunu bozması lazım. Yiyecek ama geriye kalan kısım da o güne saygı olarak yani orucunu bozacak ama bir şey yiyip içmemesi. Doğru. O saygı olarak kimse yanında yemez içmez demiştiniz. O şekilde evet. Söylemiştik. Yani öyle yapar. Bir de yine şunu tekrar söyleyelim. Hatırlatmış olalım. Bir mazeretinden dolayı oruç tutamayan kişi. Hatta mazereti olmadan da tutmayabiliyor insanlar. O kendini ilgilendiren bir şey. Ama en azından o güne saygı olarak veya oruç tutanlara saygı olarak, oruç tutanların içerisinde aleni olarak yiyip içmemeleri. Biz böyle eski, yani mesela İstanbul'da filan Rumların, Müslümanların, Ermenilerin, Müslümanların çok karışık olduğu yerler var. Orada duyuyoruz, Rum komşu asla Müslümanların yanında oruç yemiyor. Bir şey yemiyor. Bir şey yemiyor, saygı gösteriyor. Yani oruç tutmaz ama açıkta yemiyor. Ama şimdi maalesef bizim Müslümanlar, oruç tutmayan Müslümanlarımız veya tutamayan Müslümanlarımız herkesin önünde aşikare olarak yiyor, içiyor. Ve bu biraz da o ibadeti umursamama, önemsememe izlenimi veriyor ki o çok tehlikelidir. Yani ibadeti önemsememe, umursamama. Şimdi bak, mazeretten dolayı bir ibadeti yerine getirmeme olabilir. Hiç mazeret olmadığı halde kendisi hiç istek duymaz işinden falan ama en azından bu acısını duymalı. Ya bak bu oruç farz bana. Ben işte şundan dolayı tutamıyorum diye onu hissetmeli içinde. Müslümanlık bunu gerektirir. Evet. Yani bir de öbür tarafta insanlar birbirlerinin yaşantılarına saygı göstermeliler. Evet. Peki efendim. Evet, muhterem hocam teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var değerli izleyenlerimiz. Sonrasında birlikteyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye hac etmek, Ramazan orucu tutmak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin yaşamak kadar iz bırakmaktır geride. Kimi yalnız, kimi kocaman bir aile olabilmek, bir hikayenin parçası olabilmektir. Sözün özü hayat,
bir de bana sor diyebilmektir. Bugün Cenab-ı Allah ölümü verirse ben sevinirim. Allah ne bibiyse o olur. Bizim dönemimiz saygıya bağlı evlilikti, saygı ve sevgi. Bir insan eş öldükten sonra kıyamet kopuyormuş. Bir de bana sor, kimi zorlu, kimi mutlu anılarıyla Ramazan'da da her pazartesi saat 00:00'da Diyanet TV ekranlarında. Keşke devamlı geceleri namaz kılsaydım, Kur'an okusaydım, dua etseydim. Efendim devam ediyoruz. Diyanete Soralım programındayız. Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla siz değerli izleyicilerimizin de programımıza katılımıyla programımız devam ediyor. Telefonlarla bizlere ulaşan izleyicilerimiz var. Muhterem hocam bir izleyicimizi hatta alacaklar ama hemen şöyle bir sual var. Denize girmekle oruç bozulur mu? Bu da ilginç bir soru. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Hep böyle söylediğim bir şey var. Oruç insan vücuduna giren şeylerden bozulur. Dolayısıyla denize girdiği zaman insanın midesine su gidiyorsa ağzından... Ha, boğazına su aldığında. Ağzından, burnundan midesine su gidiyorsa orucu bozulur. Ama yok gitmiyorsa bozulmaz. Ancak tabii bu insan çok emin olamaz. Doğru. Yani oruçlu iken denize girdiği zaman, havuza girdiği zaman suya yutmayacağından çok emin olamaz. Doğru. Dolayısıyla kendisinden özellikle emin olmayan kişilerin denize yüzmek için girmemeli ama ha ne yapıyor insan? Böyle serinlemek için giriyor işte boğazına kadar suda. Hiç ağzını suya değdirmiyor falan. O zaman sakınca olmaz. Yani burada önemli olan şey şu. Mideye suyun gitmesi. Mideye boğazından veya burnundan yani ağzından veya burnundan boğaza doğru, mideye doğru suyun gitmesi. Girerse peki, bozulur, değilse bozulmaz. Efendim Diyarbakır'a uzanıyoruz. Vedat Varış hattımızda. İyi akşamlar Vedat Bey. Diyarbakır'daki tüm izleyicilerimize selamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar Diyarbakır'a. İyi akşamlar. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurunuz efendim. İzninizle birkaç sorum olacaktı benim. Estağfurullah. Buyurun. Hocam şimdi ben Ramazan ayının son 3. günden itibaren tatile çıkmayı düşünüyorum kısmetse. İlk gün yolculuğum 8 saat, ikinci gün 5 saat sürecek. Şöyle bir şey okudum. Ben oruç tutmamayı düşünüyorum yolda. Ben de eşim birlikte seyahat edeceğiz kendi aracımızla. Şöyle bir şey okudum. Sabah namazından önce çıkmam gerekirmiş benim oruç tutmamam için. Yani şayet ben seferi saymam için sabah namazdan önce yola çıkmam lazımmış. Ben halbuki sabah kahvaltı yapıp gitmeyi düşünüyordum. Bu doğru mu değil mi? Birinci peki, sorum bu olacaktı. Peki efendim soralım. Evet. Evet. Tamam mı? İkinci sorumuzu hayır, alalım Vedat Bey. Evet ikinci bir sorum daha var. Buyurun izninizle. Ben işte örneğin şu an son üçüncü günden itibaren iki gün yolculuk yaptım. Son günüm yine oruçlu oluyoruz mu? Bu soruyu soracaktım. Ve bu süre içindeki namaza düşen seferlik de nasıl olur? Hani seferliğe göre namazımı nasıl peki, olmalıyım? Bunu da öğrenmek istiyorum. Peki bu yolculuğumuzun üçüncü gününde de oruç tutmalı mıyız? Yoksa orada da yine aynı şekilde bir üçüncü günü çünkü son güne denk geliyor. Son peki, günde ben varmak istediğim yere varmış olacağım. O andan itibaren tutmam lazım mı? Şafiyim peki, hocam onu da belirteyim. Şafiyim peki, ve gideceğim yerde bir aydan fazla kalacağım. Öyle söyleyeyim. Peki tamam, efendim. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a ben selamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet muhterem. Şimdi Ramazan'da tabii yolculuk oruç tutmamak için bir özür. Evet. Bir özür. Yalnız şu var. Eğer bir kimse Ramazan günü yola çıkacaksa eğer imsakten sonraki bir zamanda oruca niyetlenmemeli. Niyetlenirse de bozmamalı. Şimdi diyor ki bu kardeşimiz ben diyor sabahleyin niyetlenmek niyetinde değilim. Kahvaltı yapıp yola çıkacağım diyor. Olabilir. 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 Ama eğer tabii gitmezse o zaman orucu tutmamış olur o gün. Ha, niyetlendi. Geceden niyetlendi. Yola çıktı. Orucuna devam etmesi lazım. Peki etmedi, bozdu giderken yolda. Kaza mı gerekir, kefaret mi? Kaza gerekir. Yani bir kimse bu mazeretli olan bir şey ortaya çıktığı zaman o mazeretli olan şeyden dolayı bozarsa orucunu kefaret gerekmiyor ki yolculukta bir mazerettir. Bu bir. Peki. İki. O halde Ramazan, kahvaltısını yapıp gidebilir. Gidebilir. Niyetlenmemesi. Niyetlenmemesi. Vardım diyor son gün orada olacağım ve bir ay kalacağım. Şafii mezhebine göre 4 günden
fazla eğer kalacaksa zaten o mukimdir. Doğru. Ki bu bir ay kalacakmış. Son gün orada mukimdir, oruç tutacaktır. Ve ondan sonra namazlarını da tam kılacaktır. Sadece yolda geçtiği süre içerisinde seyahat halindeyken. Seyahat halindeyken ki o 10-11 saat diyor sürecek diyor. Bir günde var oraya o zaman. Geriye 2 gün kalır. O 2 günün hem orucunu tutacak hem de namazlarını tam kılacak. Ama yoldayken namazları tabii kasteder. Yani yarım kılar. İsterse isterse tam kılar. Onda da serbest. Şafii evet. mezhebinde bu serbesttir yani. Peki. Yolculuk halinde. Oraya misin? Gittiğinde oruçlu olmalı mı? Yok şart değil oraya. Yani mesela, üçüncü gün varıyorum diyor yani. Üçüncü gün değil. Ben ilk gün yani 3 gün kala yola çıkıyor. Doğru. Son 3 gün kala 11 saatte falan varacağım diyor gideceğim Doğru. yere diyor. Yok eğer 2 günde varacaksak Türkiye'de böyle arabayla 2 günde gidilecek yol var belki bilmiyorum ben. Belki bir yerde durarak gidiyorlar. Yani eğer yani. Yolculuk hali 2 gün sürüyorsa 2 günde misafir olur 2 gün tutmaz. Peki. Efendim devam ediyoruz. İzmir'e uzanıyoruz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İzmir'deki izleyicilerimize selamlar. İzmir'e hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. İzmir'deki izleyicimiz hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhabalar, geçen buyurun gün, efendim. Geçen gün, iyi akşamlar, iyi hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de. Geçen gün bir fidye davası konuşulmuştu. Buyurun. Ramazan'da oruç tutamayanların fidye vermesi üzerine. Evet. Dediniz ki bir kişiye vermesi lazım, o fidyeyi parçalamaması lazım. Mesela şeker hastası 30 gün oruç tutamıyor. Bu 30 gün tutamadığı orucu bir kişiye mi verecek yalnız yoksa parçalayıp verebilir mi? Birkaç kişiye mesela diyelim 10'ar lira olduğunu göre 30 gün oruç tutulacağından 300 lira para ediyor. 100'er lira parçalayıp tamam. verebilir mi? Şimdi bir Peki, dakika. Telefonu buyuruz. Kapatmadan şunu bir söyleyeyim. Bir günün fidyesini ikiye bölemez. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Anladım. Yani, Peki efendim. Muhterem hocamıza yine sizin nezdinize sormuş olacağız. Başka bir sual var mıydı? Vardı ama şu anda aklımda değil. Peki, çok hayırlı önemli akşam... bir sualim daha vardı ama unuttum onu. Şu Peki. anda toparlayamayacağım yani. İyi Teşekkür akşamlar ederim. Diliyoruz. İyi akşamlar. Selamlar efendim. Sağ olun. Size Şimdi selam. Ben o günü hatırlıyorum o soruyu. Evet muhterem. Şimdi bir aylık fidyeyi bir kişiye de verebilir, 30 kişiye de verebilir, 2 kişiye de verebilir. Ancak şuna dikkat etmesi lazım. Verirken bir günün fidyesi ikiye bölünmemeli. Hatta şöyle bir örnek vermiştim ben. Hatırlıyorum iyi. Mesela 30 günlük fidye verecek. 2 kişiye vermek istiyor. 150 lira birine verdi, 150 lira birine verdi. 10 liradan verdiğini farz edelim. Doğru. Caizdir. Ne yapmış oldu? 15 günlüğünü birine verdi. Doğru. 15 günlüğünü ötekine birine. Verdi. Ama birine 145 lira. Birine de 155 lira verirse, o zaman 29 günlük fidye vermiş olur. Çünkü bir günü böldü. 5 lira fidye olmaz. Yani şimdi 145 birine, 155 birine verince, birine 15,5 vermiş oldu. Doğru. Birine de 14,5 vermiş oldu. Bir günü bölmüş oldu. Bir günü bölmüş oldu. Caiz olmayan bu. Zannediyorum onu yanlış anladı bu kardeş hanımefendi. Zaten ben bir günü bölemez deyince meseleyi kavradı. Peki. Yani budur. Yani başka tereddütte nerede varsa tekrarlamış olduk. Peki efendim. Yani bir günü bölmez ama fidenin tamamını aynı şahsa vermek zorunda değildir. 30 kişiye de verebilir. 30 kişiye de verebilir, 15 kişiye verebilir, 10 kişiye verebilir. Bir kişiye o 30'u birden de verebilir. Tabii. Peki. Evet, efendim devam ediyoruz. Gelen sualler içerisinde bir başka soru da şu hocam. Avrupa'da yatsı vakti bazı takvimlere göre çok geç giriyor diyor. İmsakta çok erken giriyor. Fakat Diyanet'in takviminde farklı diyor. Şafii mezhebinde yatsı ne zaman girer? Bu az önce değinmiş olduğunuz nokta. Vakitten 1 saat 15 dakika sonra mı? Ve bu şekilde hocam Ahmet Ay sormuş Facebook'tan. Buyurun. Şimdi yani Şafii mezhebinde bir defa hiçbir mezhepte namaz vakitleri 1 saat sonra 1 saat önceye göre olmaz. Tabiata göre olur. Yani bu güneşin batmasına, doğmasına göre olur. Doğal hareketlerle. Doğal evet. hareketlere olur. Yani akşam kıldıktan sonra 1 saat 15 dakika. Akşam kıldıktan sonra 1,5 saat. Böyle yok. Ya nedir? Güneş battığı zaman o ufuktaki kırmızılık kaybolunca yatsı girer Şafii mezhebine göre. Demin de söyledik Doğru. Hanefilerden bazılarına göre. Ha, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ise o kırmızılıktan sonraki beyazlık kaybolunca girer. Peki. Ha, bu bir. Bu bir defa bunu bir tespit ederim. Peki efendim. Şimdi Diyanet takvimleriyle diğer takvimler arasında yatsı namazında farklılıklar var deniyor. Doğru var. Avrupa'da. Bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi Avrupa'nın
batı ve kuzeyine doğru, yani 45. enlem derecesinin kuzeyine gidildik sıra, bu kademeli olarak bazı yerlerde yatsı vakti bu şeye göre, güneşe göre çok geç teşekkül ediyor. Doğru. Bazı yerlere göre ise hiç teşekkül etmiyor. Ramazan'dan önce değinmiştiniz hocam buna. Ha, evet. Mesela şimdi Norveç'te veya Norveç'in daha kuzeyinde olan yerler var. Orada güneş batmıyormuş. Bazı mevsimlerde güneş 6 ay, 3 ay, 2 ay hiç batmıyor. İskandinav ülkelerinde. Yani bazı yerlerde de, bu İskandinav ülkelerinin tamamı değil. Doğru. Mesela Danimarka'da falan problem yok. Doğru. Yani bazı yerlerde ise güneş doğmuyor. Peki bu durumda olanlar ki genelde 64 derecenin, yani 64. eylemin kuzeyinde olanlar da gün yok. Bizim gibi gündüz gece yok bazı zamanlarda. Ama 64'te ve aşağısında gündüz gece var. Ama nasıl oluyor mesela? Güneş gece saat 12'de batıyor. Evet. Ve 1'de de doğmaya başlıyor. Böyle yerler var. Yani şimdi bazı yerlerde diyelim saat 11.30'da batıyor güneş. Şey, yatsı 11.30'da oluyor. İmsak 2'de oluyor filan. Doğru hocam. Yani işte böyle yerler var. Bu gibi sıkıntılı hallerde. Şimdi şöyle bir şey var, uygulama var. Bizim Türkiye Diyanet takvimlerinin yapılan iş. 45. derecenin kuzeyinde eğer gecenin 3'te 1'ine varmamışsa güneş battıktan sonra 1 saat 20 dakika ekleniyor. Yatsı vakti şey yapılıyor. Ki o zaman eğer kırmızılık kaybolduysa zaten problem yok. Doğru. Yani bu fıkrada tamamen uygun. Değilse bu bir şey oluyor, takdir oluyor. Takdir. Ha, sabahleyin de aynı şekilde bazı zamanlarda, ki bu her zaman değil, yani yaz aylarında, güneşin doğmasından 1.5 saat kadar öncesine doğru bir çekilme var. Diyanet takvimleri bunu uyguluyor. Bu bir takdir oluyor yani. Ama bazı takvimler bunu yapmıyor. Ben diyor, ilgilendirmez diyor. Güneşin battığı, yatsı namazının diyor işte beyazlığın kaybolması diyor. Gece saat 11.30'da, 12'de oluyor. 12'de kılarsa kılsın, kılmazsa kılmasın diyor. Veya bazen hiç olmuyorsa ondan namaz tamamen düşer diyor. Bu bir anlayış, bir içtihat meselesi ama biz öyle demiyoruz. Niye öyle demiyoruz? Peygamber Efendimizin bir hadisi var, o Deccal hadisi diye meşhur. Evet, paylaşmıştınız bir gün. Paylaşmıştık daha önce. Yani Peygamber Efendimiz Deccal'ın çıkacağı zamanı tarif ediyor. Diyor ki o gün öyle bir gün olacak ki onun bir günü sizin 40 seneniz gibi olacak. Bir günü sizin 40 gününüz gibi olacak. Evet. Peki diyorlar ki ya Resulallah, o zaman biz namazları nasıl kılalım? Takdir edersiniz diyor. Takdir edersiniz. İslam alimlerinden bir kısmı bu hadise dayanarak böyle yatsının teşekkül etmediği bölgelerde takdirle namazın kılınacağını söylüyor. Ama öbür tarafta bir namazın sebebi vakittir. Sebep olmayınca müsebbep de olmaz, vakit olmayınca namaz da olmaz diyor. Bazı zamanlarda yatsı namazı yok diyor. Bunu diyenler de var. Ve bugünümüzde de bu içtihadı kabul edenler de var. Tabii herkesin kendi anlayışına bağlı bir şey o. Peki efendim, devam ediyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Binaz Sarı hattımızda. İyi akşamlar Sayın Sarı. İstanbul'a selamlar. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Mustafa. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacaktı benim. Buyurunuz. Buyurun. Nafile oruç tutan evine misafir geldiğinde, evet, o misafire sofra hazırladığında kendi de oturup yiyebilir mi? Birinci sorum. Peki. İkinci sorum da hastaneye gittim. Hastanede şekerim yükselmişti. Serum, evet, taktı. Kan aldılar benden. Evet. Bu orucu bozar mı? Sadece kan mı aldılar, serum da taktılar mı? Serum taktılar, bir de kan aldılar. Peki, serum taktılar. Peki efendim, iki soru. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar İstanbul'a, selamlar efendim. İyi akşamlar. Evet. Şimdi nafile oruç tutan kişi misafirliğe gittiğinde veya evine misafir geldiğinde orucunu açabilir. Caizdir. Sonra ama güne gün kaza etmesi gerekir. Çünkü o nafileye başladığı zaman onu bitirmek vaciptir. Bu bitirememiş. Dolayısıyla onu kaza etmesi vacip olur ama misafire eşlik etmesi için, misafirin daha rahat yiyebilmesi için. Orucunu... Ramazan ayının dışı için. Tabii evet, o nafile dedik ya. Peki. Ramazandaki oruç farz. Ha, bozabilir. Peki. İkincisi hastaneye gitmiş, serum vermişler. Güne gün kaza etsin. Serum olduğu için. Bu besleyici oluyor. İçinde tuz falan oluyor. İnsana, peki, dinçlik veriyor zaten. Nitekim mesela bazı hastalar günlerce serumla yaşıyor yani. Doğru. Ameliyattan sonra falan.
Onun için güne gün kaza etmesi gerekir. Orucu bozuldu, kaza edecek ama kefarete gerek yok. Peki, güne gün inşallah kaza etmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Selma Tuğsal Dolapçı sormuşlar. Hocama selamlar. Bayanlar teravihte safa dikkat etmiyorlar. Farz namazındaki kadar önemli mi bu durum? Uyarmam gerekir mi diyor. Tabii saf saftır. İster farz olsun, ister teravih olsun fark etmez. Uyarmalı ama usulüne göre uyarmalı. Rencide etmeden, kırgınlığa vesile olmadan, kargaşaya vesile olmadan uyarabilir, uyarmalıdır. Yani bu safın teravih ile başka zaman arasında fark yok. Saf cemaatle ilgili bir olaydır. Peki. Cemaatle kılan her namazda saflara dikkat edilmesi lazım. Mahmut Bozkuş sormuşlar hocam Facebook üzerinden gelen bir sualde. İki eşi olan bir adam vefat edince nikah bağı düşeceğinden bir hanımdan olan evladı diğer hanımına mahrem olur mu? Şimdi o yabancı değildir. Üvey annesidir. Doğru. Yani babaların eşleri insanlara haramdır evlenmesi. Ebedi haramdır. Dolayısıyla kendi evladı gibidir aynen. Baba bir, anne ayrı. Baba bir, anne ayrı. Ve bunlar da tabii tabii. Evlat yerinde değil mi hocam? Aynen evlat. Üvey. Anne, üvey. Anne öbürü evlat. Üvey annesi oluyor. Peki. Üvey annesi oluyor. Mahremiyet yok. Mahremiyet yok. Peki. Kendi evladı gibidir yani. Peki efendim. Mail üzerinden Elif Türk sormuşlar. Programın son dakikalarındayız. Değerli izleyicilerimiz, selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz demiş. Çok kısa bir sorum var hocama. Şu Kur'an'da tesettürün emri nedir? Yani el ve yüz tek mi açık kalmadı? Ve bazıları çarşafı şerif farz diyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de örtünme emredilir. Ve emredilirken de görünen, ziynetlerinizden görünenler hariç ziynetlerinizi örtün der. Evet efendim. Bir ayette de başörtülerinizi göğüsleriniz üzerine indirin der. Yani örtünmeyle ilgili olarak. Evet efendim. Peki bu el ve yüz nereden çıktı? Görünenler hariç deyince zorunlu olarak görünenler şeklinde anlaşılıyor. Bu anlayış olarak. O ziynet yeri olarak elde işte parmakta yüzük olur. Bir de gözde sürme olur hanımlar için. Bir de Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Mesela bir gün bir yere gidiyor. Baldız-ı Esma var orada. Şeffaf bir elbise giymiş. Evet. Böyle kolları, omuzları falan gösteriyor içinde. Peygamberimiz yüzünü dönmüş ve demiş ki bir kız ergen olduktan sonra şunlar ve şu hariç vücutlarını gösteremezler. Peki. Bu hadis o ayetini yapıyor, açıklıyor. Çarşaf meselesine gelince Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde örtünme emredilir ama şu kıyafeti giyeceksiniz şeklinde bir emir yoktur. Peki. Bu efendim, biraz da örfe bağlı bir şeydir. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yusuf Kenan Bey de Twitter'dan Avrupa'daki saat farkını sormuş. Muhterem Hocam cevaplamışlardı. Allah razı olsun. Yarın inşallah birlikte olmayı ümit ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Burada Diyanet TV ekranlarında hayırlı akşamlar diliyoruz.